Merhaba arkadaşlar. Bugün Eminönü Peşçük gezisinden bir video ile tekrar sizlerleyim. Burada çok güzel diskus balıkları var. 300 TL yazmışlar. Gerçekten de diskus balıkları benim çok hoşuma giden balıklar. Daha önceden çok besledim. Burada da orandalar var. Yalnız bu videoyu daha önceden kanalıma ekledim. Intro'ya eklediğim bir müziği telifsiz zannederek eklediğim için oradan bir telif yedim. Videoyu sildim çok görüntü almadan. Tekrardan editleyip kanalıma yüklemeye karar verdim. Ve sizi bu güzel görsellerle, bu güzel doğal sesiyle baş başa bırakıp ruhunuzu dinlendirecek bir görsel ve doğal sesi eklemek istedim buna. Bu arada biraz rahatsızlık çektiğim için pek video yükleyemiyorum. Bir grip rahatsızlığı baş gösterdi. Bunun gripten sonra da bir bademcik. Şu anda da yüzüm bayağı bir şiş. Yani bir iki haftadır bayağı bir sıkıntı çektim rahatsızlıktan dolayı. Zaten karaciğerimde de biraz sorun olduğu için ufak rahatsızlıklar beni bayağı bir etkiliyor. Onun için bu videoya tekrardan yüzüm bayağı şiş olduğu için kamera karşısına çıkmadım. Bu videoyu editleyip ses ekleyip sizlere sunmak istedim. Bu arada rahatsız olduğum için evdeki canlıların da temizliğine pek ilgilenemedim. Eve ciddi anlamda mite basmıştı. Ben o mite'ları falan komple temizledim. Sürüngenlerin yerlerini komple temizledim. Her tarafını değiştirdim. Mite sorunu sürüngen ve eklem bacaklı besleyenlerin ciddi anlamda sorunları. Özellikle hava almayan yerlerde ciddi anlamda mite oluşuyor. Bununla alakalı bir video yapmaya karar verdim. Bu videoda daha çok sizin görselinize hitap edecek bir video. Zaten fiyat bilgileri zaten kameraya yansıyor gördüğünüz gibi. Muazzam balıklar var burada da. Çok güzel bir frowl horn var burada. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Kafa yapısı falan çok güzel. Fiyatı da 1500 TL yazmışlar. Papan balıkları. 200 TL yazmışlar buna da. Burada da tetralar. Fiyatları gayet uygun. Eminönü'nde yolunuz düştüğü zaman burayı ziyaret etmenizi gerçekten de tavsiye ederim. Çok güzel pet shoplar var burada. Ciddi anlamda güzel pet shoplar. Fiyatlar da gayet uygun. Ben genelde balık hobisiyle ilgilendiğim zamanlar buralardan çok alışveriş yapardım. Renkleri falan da gayet çok hoş. Balıkların salıkları da güzel. Temizlik durumları da güzel. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Benim bu yaptığım reklam değil. Ben hobiyle ilgilenen pet shopçular olsun, diğer hobidaşlarım olsun, onların yaptıkları bu güzel işleri ben tasdik ediyorum. Çünkü hobinin gelişmesi için İnsanların birbirine yardımcı olması lazım. Pet shopları gezip pet shoplarda
onların yaptığı işleri göstermemiz lazım. Ne kadar çok sosyal medyada hobiyle alakalı güzel paylaşımlar yaparsak o kadar çok insanlara hobiyi aşılamış oluruz. Hobinin ciddi anlamda psikolojimizde çok önemli yeri var. Dikkat edin, hobi ne kadar gerilediği zaman, insanlar güzel canlılar beslemeyi bıraktıkları zaman, balık olsun, kuş olsun, sürüngen olsun, eklem bacaklı olsun fark etmiyor. Hangi hobiyle ilgileniyorsanız ilgilenin. Gerçekten de psikolojimiz için çok ciddi anlamda faydası var. Bunu ben kendim de yaşıyorum. Onun için hobiyi insanlara aşılamamız lazım. İnsanları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. İnsanlara çok güzel arkadaşlıklar sunuyor. Çok güzel hobidaşlarınız oluyor. Ciddi anlamda faydası var. Onun için çocuklarımız bir evcil hayvan istedikleri zaman onlara engel olmak yerine böyle güzel pet shoplardan güzel canlılar sahiplenirsek tabii ki sahiplendiğimiz canlıyı araştırıp onların yaşam alanını güzel bir şekilde ayarlayıp ondan sonra hobiye katmamız gerekiyor. Ailemizdeki insanları, arkadaşlarımızı, kimleri aşılarsak ciddi anlamda psikolojiye faydası var. Ebeveynlerin de çocuklarını kötülüklerden uzak tutmak istedikleri zaman gerçekten de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Benim kendi yaşadığım olaylar oluyor. Benim psikolojim açısından da çok güzel yere, yani çok başarısı var. Benim tanıdığım arkadaşlarım var keza o şekil. Gerçekten de bitki olsun, canlılar olsun, insanların bu doğaya ihtiyacı var. Burada da emektar bir abimiz var. Balıklarla ilgilenen abimiz. Merhaba arkadaşlar. Abi. Şurası bir kafanı vereyim sana. Nasıl, zor oluyor mu abi? İnsanlarla uğraşmak. Tabii insanlarla zor oluyor birazcık yani. Soruları biraz bitmiyor çünkü. Balıklarla uğraşmak onlardan daha bence mantıklı yani. Balıklar işliyse ruhunu dinlendiriyor ama insanlar kafamızı şişiriyor. Acayip. Acayip acayip sorularla geliyorlar yani. O yüzden biraz sıkıntımız oluyor yani. Doğru söylüyorsunuz. Demek istiyorlar sizin yaptığınız. Tabii tabii. Doğru söylüyorsunuz. Bilgi, tecrübe. Tamamen bunlarla ilgilenmek lazım yani. Hastalıklarıyla, sağlıklarıyla, yemlemeleriyle hepsine ilgilenmemiz lazım yani. Abimiz bu arada balıkların şu anda bakımını yapıyor. Yani şu anda saat yoğunluğu çok fazla olmadığına rağmen çok fazla insan var. Abi de fırsat buldukça bakımlarını yapıyor. Tek tek ilgileniyor. Gördüğünüz gibi akvaryumların berraklık derecesi bazen derecede. Hepsiyle bu abimiz ilgileniyor. Evet. Videoyu pek uzatmadan bitirelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup ailemizden bir parça olmanız beni gerçekten çok mutlu eder. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Keyifli hobiler dilerim.